biz kazanacağız. İnşallah. Adımız da iyi oldu. Tabii, şimdi daha iyi olacağız. Kolay gelsin. Cumanız mübarek olsun. Bizim Atakum'a bir borcumuz var. Bizim Atakum'a aynı zamanda bir sevdamız var. Biz Atakum'a aşığız. İyi Parti Atakum Belediye Başkanı adayı Adem Bektaş, İlkadım ilçesinde Gülsan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Nasılsınız, iyisiniz? Allah sana hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Evet, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Hadi daha da iyi olacağız i̇nşallah, hep beraber. İnşallah, vallahi. Eyvallah. Zeniski siyasetçisin, biliyorum. Eyvallah, sen. Kendine iyi bak. Allah'ım, inşallah bir şey çok sağ ol, çok teşekkür ederim, dolaşalım. Hani arada ihracat yapıyorduk o zaman. He, evet. 80'li yıllar. Evet, başka, evet. Gelin bir şey görelim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ve Atakum aşkı ve Atakum sevdası bize enerji veriyor. Çünkü Atakum'da yapacak çok ama çok işlerimiz var. Atakum bir 15 yıl kaybetti. Bu 15 yılı kapatabilmek için çok enerjik bir şekilde hem yürümemiz lazım, hem çalışmamız lazım, hem de Atakum'la hizmet noktasında yine aynı enerjiyi de devam edeceğimize ben yürekten inanıyorum. Sanayi esnafını kapı kapı gezerek esnafın taleplerini dinleyen Başkan adayı Bektaş, sanayi esnafının çok büyük sorunları var diye belirtti. Nasıl bir kovalıyoruz biz, tamam mı? Onu nasip peşine koşacağım da. Aynen öyle, öyle. Evet, sanayi esnafının aslında çok büyük sorunları var. Burada bu birikmiş sorunlar, yıllarca biriken sorunlar elbette ki. En önemli sorun son yıllarda yaşamış olduğumuz sel felaketinden dolayı çok ciddi zararlar görmüşler. Artık dükkanları çok eskimiş. Bir an önce yeni dükkanlarına, yeni alanlara, yeni iş sahalarına geçmek istiyorlar. Ama bu bölge, bu gezdiğimiz bölge, burası imarlı bir bölge ve buradaki dükkanlarımız yine burada kalacak ama muhakkak ve muhakkak yollarıyla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor sanayinin. Çünkü bu dükkanlara giden yollar, vatandaşın kullandığı bu yollarda gerçekten köstebek yuvasına dönmüşler. Bir an önce buraların yeniden bir revize edilmesi gerekiyor. Sanayinin yeniden bir revize edilmesi gerekiyor. Ki bu ekonomik pahalılık neticesinde artık sanayideki dükkanlar böyle boşta değil. Bir sürü insan arabasını mecburen tamire getirmek zorunda kalıyor. Özellikle yolların çok bozuk olmasından kaynaklı olarak çok ciddi arızalar meydana geliyor arabalarda ve tamire getiriyorlar ve bu iyi şartlarda bu imkanı o insanlara sunmamız gerekiyor bizim. Ama ifade ettiğim gibi sel çok birinci öncelik, daha sonra dükkanların revize edilmesi, yolların bir şekilde düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Başkan adayı Adem Bektaş, meclis üyesi adaylarını işaret ederek bizim meclis üyesi listemiz Atakum İttifakı'dır diye konuştu. Bizim meclis üyesi listemiz Atakum İttifakı'dır. Yani Atakum halkının bir araya gelip karar verdiği, Atakum'u yönetenlerin bir araya gelip karar verdiği bir liste bizim listemiz. Atakum'daki bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün siyasi partilerin, bütün toplumun bütün katmanlarını kapsayan bir listemiz var tabii ki. Biz bunu Atakum İttifakı diyoruz, Atakum Partisi diyoruz. İyi Parti olarak, Atakum Partisi olarak sahalardayız. İnşallah Atakum'u da bu listedeki bütün Atakumlu dostlarımızla birlikte yöneteceğiz. O listedeki bütün arkadaşlarımız, bütün gruplar, bütün sivil toplum örgütleri, bütün dostlarımız Atakum'un içinden, Atakum'un yüreğinden gelen insanlar. Bu insanlar Atakum'a elbette ki çok büyük enerji katıyorlar. Bu enerjiyle de İnşallah 31 Mart'tan sonra çalışmalara başladığımızda yine Atakum İttifakı ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim meclisimizde diğer partilerden gelen arkadaşlar da büyük bir ihtimalle olacak. Çünkü biz Atakum İttifakı ruhuyla bu işe soyunduk. O arkadaşlarımız da bu ittifaka kazandıktan sonra biz belediyeyi katılacaklarına ben yürekten inanıyorum. Biz geldiğimizde göreve 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığımızda Atakum Belediyesi'nin bir belediye binası dahi yoktu. Yani bırakın vatandaşına hizmet edebilecek bir belediye binası dahi yoktu. Vatandaşını ağırlayabilecek belediye binası yoktu. Su ürünlerine ait bir binada sadece ve sadece 7-8 tane odası olan çok köhne bir binaydı. Orada hizmet veriyorduk Atakum halkına. Tabelası bile ana yoldan gözüken bir tabela değildi. Ama şimdi Atakum'da bizim dönemimizde çok ciddi anlamda çok güzel bir belediye binasına kavuştu. Sadece bu belediye binası da değil, Atakum'u imar ettik aslında biz. Atakum'un tamamını, Atakum'da bir düğün salonu yaptık, Atakum'da parklar yaptık, Atakum'da yolları açtık ve Atakum'u bir kent haline dönüştürdük. Tabii haliyle ondan dolayı Atakum halkı sağ olsunlar, bundan dolayıdır ki böyle bir teveccüh gösterip bize Atakum'un mimarı diyorlar.
biz Atakum'un mimarı olmaya devam edeceğiz. Atakumlulara şunu söyleyeyim, çok az bir zaman kaldı. 28 gün, 29 gibi bir zaman kaldı. Biz hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sanayide gezerken de Atakum'daki bütün burada Atakum'daki insanlar da burada çalışıyorlar. Onlara bizim projelerimizi, neler yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Atakum halkı da aslında biliyor bunu, bizim neler yapacağımızı, ama Atakum halkı merak etmesin. Bu önümüzdeki geçmiş 15 yıllık dönemdeki bütün eksiklikleri en kısa zamanda bütün ekibimizle birlikte tamamlayacağımıza inanıyorum. Onların da inanmasını istiyorum.